Mesela traktörle 100 gram attığım bir ilacı drone'la 40 gram atıyoruz. İlaç tasarrufu sağlıyor. Yani yılda bir ton ilaç harcayacağımı 400 kiloyla ben bütün arazimi ilaçlayabiliyorum drone ve uçakla beraber. Merhaba, ben İbrahim Atlı. Şu an Edirne İpsala Yeni Karpuzlu kasabasındayız. Seçatlı tarım ürünlerinin ortağıyım. Yaklaşık 10 bin dönüm alanda çeltik ekiyoruz. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi bir çerdiverlerimiz çalışıyor. Bu arkamızdaki çeltikler şu an 130 günlük keşan cinsi iri baldo tanedir. Tam gününde biçmeye özen gösteriyor ve şu an hava pek bir müsait değil. Çok rüzgar var, yağmur bekliyoruz. Yani elimizden geldiği kadar biçmeye çalışacağız şu an. Çeltik biçimimizi yapıyoruz. Burada hemen 300 metre yanımızda Bulgaristan'dan doğan Meriç Nehri geçiyor. Bu Meriç Nehri'nin geçmesi buradaki çeltik popülasyonunu arttırıyor. Yani buradan Yeni Karpuzu'dan Edirne'ye kadar 400 bin dönüm yer çeltik ekiliyor şu an. Çeltik ekilmesinin en büyük sebebi de Meriç Nehri'nin geçmesi. Ve bizim yerlerimiz deniz seviyesinin altında olduğu için burada çeltikten başka hiçbir ürün yetişmiyor. Yerlerimiz çok tuzlu. Yani sürekli bunun suyun girip çıkması lazım ki iyi bir mahsul almamız gerekiyor. Yani bunun için de hepimiz çeltiği tercih ediyoruz. Hayatımız çeltik oldu burada. Çeltik ekimi için en verimli hava tohumu ektikten sonra gece 10 derece 12 derecenin altına kesinlikle düşmemesi gerekiyor. Yani yüksek sıcaklıklarda hiçbir herhangi bir problem olmuyor. Yani asada gelirken yani yağmur falan yağmaması gerekiyor böyle gündüz. Güneş olduğu zaman o yağmur damlacıkları yaprağa mercek yapıyor. Merceği deldiği zaman bu sefer mantar hastalığı başlıyor. Yani en ideal sıcaklık 15 derece ile 30 derece arasında olması gerekiyor çeltiğin. Yani buranın iklim şartları çeltik için gayet elverişli. Kışın çok soğuk, yazında normal bir sıcaklığı var. Yani öyle çok yakıcı bir sıcak olmuyor. Tabii yılı tutmuyor. Bu sene 35-40 derecelere gördük. Yani bu da çeltik için pek iyi bir sağlıklı bir hava değil. Yani ideal hava derecesi yani maksimum 35 olması lazım ve burada Poyraz rüzgarları esiyor genelde yazın. O bizim için tamamen bir avantajdır. Lodos olduğu zaman burada denizden gelen tuzlu su, tuzlu hava bu yaprakları falan yakıyor, uçları yanıyor. Yani küçük çeltiği de çok etkiliyor bizde. Yani bazen bu hava şartları bizi çok zorluyor. Mesela bir yağmur geliyor, telefonla bize haber veriyorlar. Bir 500 metre ileride dolu yağışı var. O dolu yağışına biz burada hiçbir şey yapamıyoruz. Benim Bulgaristan'da da 5000 dönüm yerim var. Orada doluyu gördükleri zaman havaya roket atıyorlar. Ve bu doluyu patlatıyorlar. Ne dolu yağışı kalıyor ne bir şey kalıyor. Ama bizde böyle bir teknoloji yok. Bizde bu teknoloji var. Van'da üretiyorlar bunu. Van'da üretiyor, Avrupa'ya satıyor. Ama bizde kullanmak yasak herhalde, bilmiyorum. Ben bu roketlerden bulamıyorum hiçbir yerde. Ben bu araziyi işlerken 30 adet traktörüm var. 10 bin dekar arazim var. 6 adet bir çerdöverim var. Ben bunlarla bu yeri işlemeye çalışıyorum. Yani gayet de yeterli oluyor benim için. Şimdi mesela ben bu biçer döverleri 10 yıl önce aldım. Şu an miladını doldurmaya başladılar. Fakat yani değiştirme lüksümüz artık kalmadı. Sürekli tamir, sürekli tamir, hep devam yani. Biçer döver 400 bin euro olmuş. Bende bunlardan 6 tane var. Benim bu makineyi satsam en fazla yapacak 100 bin euro para. Hani değiştiremiyoruz, biraz imkanlarımız da artık çok kısıtlı. Eskisi gibi rahat değiliz artık. Biz bu yerlerimizin tohumunu, gübresini, ilacını traktörlerimize taktığımız yeni nesil otomatik dümenleme ile yapıyoruz. Mesela 15 metre genişlikse yani bizim arazilerimiz uzun. 500 metre, 600 metre uzunlukta. Bu adam bunu su içinde giderken bazen yönünü kaybedebiliyor. Nereye attığını şaşırabiliyor adam. Ama bu GPS'ler sayesinde mesela daha önceden ekimi şu adam yapar, gübreyi şu adam atar. Artık öyle bir şey kalmadı. Yani şu GPS'lerle ekimi artık ben de yapabilirim, sen de yapabilirsin, o da yapabilir. Çünkü ekranda her şeyi gösteriyor. 15 metre genişlikte gidiyor. Buradan döndüğünü görüyorsun. Nereye atacağını görüyorsun. Neler yapabileceğini sana her şeyi gösteriyor. Artık öyle bir adam lüksü kalmadı. Sadece bu adam tohumcu diye bir şey yok. Bu GPS'lerle artık herkes yapabilir bu işi. İlaç işleri artık bizim buraları tamamen drone ve uçağa dönmüş durumda. Yani traktörü pek tercih etmiyorlar. Traktörü pek tercih etmediklerinin nedeni hem tarlada çok iz yapıyor. Yani battığı zaman böyle verim kaybı falan oluyor. Ondan sonra bu insanlar artık drone'lara geçti. Mesela traktörle 100 gram attığım bir ilacı drone'la 40 gram atıyoruz. Bu uçakla da aynı şekilde.
Yani uçakla da traktörle 100 gram atıyorsak uçakla da aynı şekilde 40 gram atıyoruz. Bu ikisi bize ilaç tasarrufu sağlıyor. Yani yılda bir ton ilaç harcayacağımı 400 kiloyla ben bütün arazimi ilaçlayabiliyorum drone ve uçakla beraber. Ondan sonra bizim şimdi Bulgaristan'da da 5000 dönüm yerimiz var. Orada da büyük uçaklar var mesela. Orada ekimi uçakla, gübreyi uçakla, ilacı uçakla. Adamlar her şeylerini uçakla yapıyorlar ve yasal tamamen. Yasal olduğu için adamlar uçaklarını büyütmüşler. Yani benim uçağım burada 500 kilo alıyorsa adamın uçağı alıyor 4 ton alıyor 5 ton alıyor. Yani bir kere de kalkıyor 1000 dönüm yeri ilaçlıyor adam geliyor. Ama bizde bir yasak bir serbest bir yasak bir serbest olunca yatırım yapamıyoruz. Aynı şekilde 5000 dönüm Rusya'da da var. Rusya'da da ilacı helikopterle atıyoruz mesela biz. Gübreyi de onunla atıyorlar, ilacı da onunla atıyorlar. Yani bizim burada bilmiyorum yani çok aşırı prosedür var. Mesela şimdi dronlara da başladılar. Drone ehliyeti istiyorlar. Sağlık belgesi istiyorlar. Uçuş numarası istiyorlar. Uçaklar aynı şekilde yani. Ya bu Bulgaristan da Avrupa Birliği'nde sonuçta yani 2023'te tamamen girecekler. Orada uçaklar uçuyor. 2 kilometre yanında biz Edirne'deyiz. Bize sürekli prosedür uçmayın. Yasak diyorlar bilmem ne diyorlar ama bu işler artık tamamen havaya dönmesi lazım. Drone, uçak yani ekim, gübre. Bizim burada gördüğünüz gibi her yerimiz çamur. Yani insan yürümüyor. Traktör yürüyor yok akıs kesiyor yok tekerlek kopuyor yok arıza yapıyor. Ben şimdi bu yeri suyunu çekiyorum ilaç atmak için. Atıyorum yer 15 günlük. Ben bu yeri 2 günde ilaçlamam lazım maksimum. Traktör giriyor bir arıza yaptı. Yetiştiremiyorum 2 güne. 2 güne yetiştiremediğin zaman da bu sefer darı iyice coşuyor. Coştuğu zaman önüne geçemiyorsun. Bunu erken atacaksın. Erken atmadığın zaman bir daha ne yaparsan yap olmuyor. Bu sefer arıyorum. Droncu bir arkadaşımı geliyor. İlaçlıyor. Yan tarafa drone yetişmiyor. Uçağı kaldırıyoruz. Uçakla atıyoruz yani. Ya daha maliyetsiz oluyor bizim için. Traktörle yani. Yani en iyi ilaç aslında traktörle. Bol suyla. Ama maliyetli. Arızası var. Mazotu var, adam gideri var. 40 gram atacağın ilacı 100 gram, 150 gram atıyorsun. Tarlanı batırdığına mı yanasın? Yani bu işte dronlar ve uçaklar harika yani bizim için. Şimdi buradan bir çerde öğrenize binelim. Sohbetimiz orada devam edelim. Çok aşırı bir rüzgar çıktı, yağmur da geliyor galiba. Bir çerde öğrene geçelim, orada daha detaylı devam ederiz. Şu an Semih'cim çeltik biçiyoruz. Bu çeltiğimiz şu an 130 günlük oldu. Hasat zamanı geldi bunun. Bu iri taneli bir çeşit. Baldo dediğimiz çeltik. Bunu gününde biçmeye çalışıyoruz şu an. Şu an tam zamanındayız. 130 günlük bir çeltik bu. Yani bunu geç biçersen dökülüyor bu çeltik. Randıman alamıyorsun. Biçer düvenle biçerken taneleri kırılıyor bunun. Kırıldığı zaman da randımanı etkiliyor. Yani bunu tam günü gününe biçmen gerekiyor. Erken biçersen ham tane yapıyor. Süt pirinç oluyor bu sefer. Geç biçersen de randımana düşüyor. Tarlaya dökülüyor. Biçer duvar kırıyor. Şu an asada Eylül 19'unda başladık. Yaklaşık bir 2000 dönüm yer biçtik bu zamana kadar. Yani çeltik biçimi çok yavaş oluyor. Biçer duvarlar hızlı gitmiyor. Yani 1,5 kilometreyle gitmen gerekiyor. Yaş bir bitki olduğu için biçer döverleri hızlı sürersek bu sefer taneyi biz kendimiz döküyoruz biçer döverden. Randıman alamıyoruz. Yani 1,5 kilometre maksimum 2 kilometre yani 6 biçer döverle günde 300 dönüm 350 dönüm yer biçebiliyoruz ancak. Ve malın da olgunluğuna bağlı yani bunu biraz daha yaşla biçersek bu sefer kurutmalarımızda problem oluyor. 10 saat giden kurutma 20 saate çıkıyor. 20 saat dönen bir mal 30 ton giriyorsa kurutmaya 20 ton çıkıyor. 10 tonu zayiat dışarı atıyor bu sefer kurutma sürekli döndüğü için. Ya şimdi çeltik anızının yanması diğer buğday gibi atıyorum arpa gibi onun anızı gibi değil bu. Bunu yaktıkları zaman bunun sadece üstündeki saman yanar. Altındaki saf ve toprak kesinlikle ne ateş görür ne bir şey görün. Bunun altında bir şey olsa bile kesinlikle yanmaz. Sadece sapı yanar. Yani bunu bu çeltikçiler yani biz mecbur yakmak zorundayız. Yani birazdan da göstereceğim size.
Yani bele kadar çamur var. Ben bunları bağlatıyorum mesela. Ücretsiz veriyorum. Girin bağlayın, halın hayvanınıza götürün. Ama adam görüyor abi diyor, bağlayamıyorum diyor. E ben bunu şimdi yakmazsam seneye ben bu yeri nasıl işleyeceğim? Ya yani mümkün değil, bu yeri ben işleyemem bu samanı yakmazsam. Kuru olan yerleri elimizden geldiği kadar vatandaşa bağlatıyoruz. Geliyor, kamyonları alıyorlar, gidiyorlar. Ama çok çamur olan yerleri mecbur bağlamak zorundayız yani. Yani bunun herhangi bir sıkıntısı yok. Toprağımızı yakmıyoruz yani. Üstündeki saman yanıyor. Yani çeltik samanı böyle. Bunu buğdayla sürekli karıştırıyor. Bu buğdayla aynı bir şey değil. Bu bitki sürekli su içinde, çamur içinde. Bunu direkt gelip balya makinesiyle bağlayamazsınız. Her yerde olmaz. 400 bin dönüm arazi var İpsala'da. Bunun anca bağlanca 50 bin dönümü bağlarlar sırt yerlerde. Geri kalan komple çamur batak zaten. Ama yakıldığı zaman da pek bir şey olmuyor yani. Yakılan yerlere gidip bir bakabilirsiniz. O külü atın, alttaki bütün saplar hepsi durur. Toprağı kesinlikle işlemez. Yani bir sonraki seneye de kesinlikle bir verim kaybı yapmayız. Şu an bir çerdeverde kullanmıyorum. Bir çerdeverde pek gerek olmuyor. Ama diğer 6 adet traktörümde otomatik dümenleme var. Gübreyi onunla atıyorum, ilacı onunla atıyorum. Tohumu onlarla atıyorum. Yani bize ekstra bir zaman sağlıyorlar. İşimizi düzgün yapıyoruz. Yani herhangi bir rüzgar olduğu zaman da hiçbir şeyden etkilenmiyoruz. Ekimi suyun içinde yaptığımız için dümdüz suyun içinde atıyorsun. Bu GPS'ler olmasa bu sefer karşıdan iki tane adam duruyor, bayrak tutuyor. Bayraktan bayrağa gidiyor. Rüzgar olduğu zaman su bulunuyor. Bu sefer hiçbir şey gözükmüyor. Ama otomatik dümenlemeye geçtiğiniz zaman traktör kendi kendine gidiyor. Ben metresini ayarlıyorum onu. Atıyorum tohumu 20 metre atıyor. 20 metreye ayarlıyoruz bunu. Adam düğmeye basıyor, traktör kendi kendine gidiyor. Yani çok büyük bir rahatlık. Hani sadece bu adam ekimi yapabilir diye bir şeyi kaldırdı bizde bu GPS'ler. Sadece bu adam değil. Gördüler ki bu otomatik dümenleme olduğu sürece herkes yapabilir bu işi. Kimi bindirirsen bindir. GPS'i gönder, göster ona. Şuradan basıyorsun, buradan gidiyorsun. O adam da ekimi yapar, gübreyi de atar, ilacı atar. O ekranda sana her şeyi gösteriyor yani. Çok büyük bir kolaylık bizim için bu GPS. Yani şu ekranda sadece takip ettiğimiz bir çerdeverin baraban devri, burada rüzgarlık devri, burada barabanın arkasındaki kontraların devri. Bu kontraları çok sıkarsan soyuk yapar, çok açarsan arkaya tane atar. Onları burada ayarlıyorsun. Bunlar da üst elek, alt elek ayarı. Motor devri. Bir takip ettiğimiz şu an burası, bu ekran. Bize her şeyi gösteren o. Biz şimdi tekrardan işimize dönüyoruz. Şu an en yoğun sezonumuzdayız. Yani her şeye rağmen yani üretmekten vazgeçmeyeceğiz. İnadına üreteceğiz yani. Başka çıkar bir yolumuz yok. Başka bildiğimiz bir iş de yok. Bizim bütün işimiz çiftçilik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler, hayırlı işler, iyi çalışmalar.